Yemekte ne var Derya? Ben deyim Ozan'cığım, nasıl olayım? Sabahtan beri işteydim, geldim, yorgunum, öldüm. Of. Onu sormadım aşkım. Yemekte ne var? Ay pardon, ben seni başkasıyla karıştırdım. Böyle daha nazik, böyle daha sevimli bir adamla karıştırdım. Kusura bakma hayatım. Derya hayırdır, bismillah kapıdan içeri girdik, laf yemeye başladık ya. Acıktın ya, o yüzden lafları yemeye başlamışsındır Ozan'cığım. Ya insan bir halatı sorar eve geldiğinde. Nasılsın aşkım? İyi misin sevgilim? Günün nasıl geçti bir tanem? Saçların harika görünüyor. Yemekte ne var? Saçlarımı ben 5 senedir değiştirmiyorum Ozan. Gerçekten su katılmamış bir öküzsün ya. Ayrıca ya yemek falan da yapmadım yani. Nasıl ya? Yemek yok mu yani? Hayır yapmadım, işten yeni geldim aşkım. Ne yapacağız şimdi? Bilmem ne yiyelim, bir şeyler yiyelim. Dışarıdan söyleyelim. Hah, dışarıdan söyleyelim, tamam. Ne söyleyelim? Buldum! Bol malzemeli pizza. Pastırma, salam, sucuk, soğan, sarımsak hepsinden koy. Ay, pastırma, sucuk, soğan hepsinin kokusu buraya kadar geldi. Kokacağız ya, yaz sıcağında ya. Of, leş gibi kokacağız. Başka bir şey söyleyelim Ozan. Çin yemeği söyleyelim mi? Çin yemeği mi? Evet, Çin yemeği. Bu çubuklarla yeniden öyle. Evet Ozan, ne olmuş? Aşkım Çin yemeği değil o ya. Çin işkencesi, yemem ben onu. Aşkım bak buharda pişmiş böyle fresh, taze taze ha. Sen de çatalla yersin. Derya biz Bruce Lee miyiz ya? Ha buharda pirinç falan. Yemem ben. Bruce Lee değilsin ama göbekliysin aşkım. Kendini formda tutman lazım. Form beni tutuyor Derya. Tamam. Hamburger söylüyoruz. Çift köfteli, kocaman bir patatesli. Tabii ki yine sarımsak, soğan, ketçap, mayonez hepsi. Vum ya ben sana... Fresh taze bir şeyler söyleyelim diyorum. Sen bana hamburger ve patates diyorsun Ozan. Ben onlardan yemem bak. Ben onların videolarını izledim böyle. Yağların içinde kızartıyorlar onları böyle pis, iğrenç ya. Ben onlardan yemem Ozan. Başka bir şey söyleyelim. Aşkım hamburger köftesini sıcak sıcak yiyeceksin. Soğuyunca bir şeye benzemiyor. Lastik gibi oluyor. Aşkım bak onlar çok sağlıksız. Ne olur başka bir şey yiyelim ha? Tamam hadi sen söyle. Oy. Oh cansız ya. Aşkım bak buranın yemekleri harika. Salad bar, smoothie falan da yapıyorlar. Uf burama kadar geldi. Salad bar, smoothie falan da yapıyorlar ya. Derya bir Türkçe konuş kurban olayım ya. Ya burada 2 lokma yemek yiyeceğiz. Büklüm büklüm oldun ya yemeği söyler. Aşkım bak aşkım. Ayrı ayrı salata malzemelerinden kendi salatanı oluşturuyorsun. Ayrıca taze içecekler de var Ozan. Bakalım. Malzemeler. Domates, peynir, biber, sal... Et yok burada Derya. Et yok çünkü salata var Ozan. Derya biz at mıyız, ot yiyoruz? Yesen ölür müsün Ozan ya? Vallahi Derya yiyen de öyle ya, yemeyen de öyle ya. Konuşma Ozan ya. Uzmanları dinlemiyor musun aşkım? Bütün hastalıkların sebebi sağlıklı beslenmememizdenmiş. Ya yemişim uzmanlarını ya. Ya ben bu hayatta canımı istediğini yiyemiyorsam niye yaşıyorum ki Derya? Bravo. Harika bir hayat felsefen var senin. Harika yani. Bazen cahil cahil konuşuyorsun. Gerçekten seni anlamıyorum. Ben cahil cahil konuşuyorum. Derya şurada 2 lokma ekmek yiyeceğiz. Tutturdun yok işte bilmem ne sağlıklı beslenme. Tutturdun uzman desteğinde bilmem. Ya kızım bırak bunları ya geç. Bunların hepsi fasafiso tamam mı? Allah Allah niye fasafiso oluyormuş Ozancı? Niye? Niye olmasın Derya? Hep uzmanların söylediği mi doğru yani? Uzmanlar ne söylüyorsa onlara inanalım. Bu mudur yani? Allah Allah sen beni savunacağına şu an başka bir şeyleri mi savunuyorsun yani? Tamam Derya tamam daha fazla seninle konuşmayacağım. Bu muhabbeti burada keselim istersen. Kusura bakma canım. Ben Canan Karatay şeylerini izleyip sağlıklı şeylerle besleniyorum yani. Kusura bakma. Vallahi bir şey söyleyeyim mi sana Derya? Sen Canan Karatay'dan daha insafsızsın be. Ay öyle mi aşkım? Tamam o zaman sen burada otur sen burada. Ben böyle 10 sene sonra bile fit, manken gibi bir kadın olunca sen de ay kolesterolüm yükseldi, ay şekerim yükseldi, ay her yerim şişti Derya, ödemli kaldır beni Derya. Yataklardan dersin ben de seni kaldırmam Ozancığım. İşte bu son moda değil mi? Ödem. Sıkışan ödemim var atmam lazım, sıkışan ödemim var bıkmam lazım. Bu da son moda. Ya ödem dediğin şey... Bir tane maden suyuyla atılabilen bir gaz sadece. Öyle mi? At o zaman. At o zaman. Hazır mısın? Kolaysa. At. Yapayım mı? At çok aşkım. Mu istiyorsun? At aşkım. Yapacağım. Gerçekten evlilik aşkı öldürüyormuş Ozan ya. Ben seninle niye evlendim ki acaba? Dersin, estağfurullah edersin, ödemini atarsın. Aşkım bak ne olur bak daha fazla iğrençleşmeden. Hadi ne olur salata söylüyorum ben tamam mı? Hadi. Derya sen istiyorsan salata yiyebilirsin ama ben hayvanlar gibi hamburger yiyeceğim. Tamam mı? İstiyorsan git o malzemelerle Çin seddi yap. İstiyorsan git Çin yemeği ye. Ama ben hamburger yiyorum. Hayır efendim hamburger falan söylemeyeceksin sen. Söyleyeceğim. Söylemeyeceksin. Söyleyeceğim. Söylemeyeceksin. Söyleyeceğim Derya. Söylemeyeceksin o zaman. Derya söyleyeceğim. Söylemeyeceksin. Beyniniz. Ben gidiyorum ya Derya. Söylemeyeceksin Ozan. Derya bak gidiyorum. Ya aşk olsun beni bir hamburger için bırakıp gidiyor musun yani şu anda? Ya ben seni bir hamburger için bırakır mıyım biz Derya'cığım? Bir hamburger ve kocaman da patates için gidiyorum. Git Ozan. Git nereye gidiyorsan git. Umarım gittiğin yerde de mutlu olursun. Git. Git. Köşedeki hamburgercide çok mutlu olacağım Derya. Hamburgercide mi? Evet. Dönüşte de ödemimi atarım artık. Sen kimin kökünü yazdın? Geleceğin, geleceğin, geleceğin starı. İşte perde, işte sahne, şimdi şöhret zamanı.